Teknoloji arttıkça yaş ortalamamız artıyor. Yaş ortalamamız arttıkça kanserlerin görülme sıklığı artıyor. Ve tabii ki kanserlerin büyük bir çoğunluğu da belli bir seviyeden sonra, belli bir dönemden sonra reanimasyon ihtiyacı, yani bakım ihtiyacı gerekiyor. Bundan dolayı reanimasyonun önemi gittikçe artacaktır. Reanimasyon yeniden canlandırma kelime anlamı. Hangi konularda yeniden canlandırma? Belki bir kalp solunum durmasında yapılan bir yeniden canlandırma. Belki bir ağır ameliyat sonrası hastanın reanimasyon şartlarında, yoğun bakım şartlarında işte hastanın iyileşmesi, bilincinin açılması, kardiyak problemlerinin takibi, renal problemlerinin takibi açısından bir yeniden canlandırma olarak adlandırılıyor. Reanimasyon son yıllarda yaş ortalamasının artmasıyla çok daha ihtiyaç haline gelebilen bir dal, branş oldu artık. Çünkü kanserler, serebrovasküler inme hastalıkları, bunların hepsi yaş ortalaması arttıkça daha fazla görülen ve reanimasyon ihtiyacı olan hastalıklar. Şimdi teknoloji arttıkça yaş ortalamamız artıyor. Yaş ortalamamız arttıkça kanserlerin görülme sıklığı artıyor. Ve tabii ki kanserlerin büyük bir çoğunluğu da belli bir seviyeden sonra, belli bir dönemden sonra reanimasyon ihtiyacı, yani bakım ihtiyacı gerekiyor. Bundan dolayı reanimasyonun önemi gittikçe artacaktır. Ağır hastalıklarda yapılan ameliyatları veya uzun süren ameliyatları daha çok reanimasyona alıp hastanın hayati fonksiyonları kendine gelinceye kadar, normalleşinceye kadar reanimasyonda gözleyip başına bir tıp bacısı, hemşire koyup yakından takip ederek olabilecek riskleri mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyoruz. Bazen hastanın tazyiki yüksek oluyor, düşük oluyor, onu normalleştirmeye çalışıyoruz. Bazen hastanın idrar çıkışı azalıyor, onu normalleştirmeye çalışıyoruz. Bazen hastanın satürasyonu azalıyor, işte akciğerlerinde sıkıntı oluyor, onları tedavi edip işte normal satürasyon seviyesine çıkarmaya çalışıyoruz. Oksijeni kendi eğer ağzından, burnundan nefes alarak oksijeni alamıyorsa biz onu IVE ile bağlıyoruz veya burada aparat deniyor. Suni solunum cihazına bağlayıp hastalara yüksek konsantrasyonda oksijen vererek onların satürasyonunu arttırmaya çalışıyoruz. Yani kan oksijen seviyesini arttırmaya çalışıyoruz. Bunlar normalleştikten sonra da hastayı kendi doktoruyla, ameliyat yapan doktoruyla görüşüp ortak bir karar verip palataya çıkartmaya çalışıyoruz hastalarımızı. Ameliyatlardan sonra genelde reanimasyona aldığımız hastaların kalma süresi genelde hastanın normal vital fonksiyonlarının normale dönmesiyle karar veriyoruz. Bazı hasta var hemen 2-3 saatte toparlıyor. Bazı hasta oluyor, kalp sorunları oluyor, işte akciğer sorunları oluyor, böbrek sorunları oluyor. Bunların düzelmesi, toparlaması, normal seviyeye gelmesi daha da uzun sürebiliyor. O yüzden tam olarak bir süre vermemiz mümkün değil. Ama hastanın ne kadar çok ek hastalığı yok ise onu reanimasyondan palataya göndermemiz o kadar daha kolay oluyor. Yaşı ne kadar fazlaysa, yüksekse, yaşının yüksek olması, ek hastalıklarının olması reanimasyonda kalma süresini tabii ki arttırıyor.